Günaydın. Atlet ağacı, terliyoruz kardeşim. Saat kaç? Şu an saat 9.40, uyanmayı başardık. Uyanabildik. İzmir'deyiz hala. Kahvaltı edeceğiz, kahvaltı ısmarladık. Ondan sonra şöyle manzaralı alalım ya. Manzara keyifli. Pardon. Kahvaltımızı edip Bodrum'a yola çıkacağız. Herodot Kültür Merkezi'nde bu akşam konser varır varmaz hemen kuracağız sistemi, sahneyi. Sonra ben biraz dinleneceğim. Uyuyacağım. Ertesi gün İstanbul'a döneceğim çünkü. Şimdilik bu kadar. Artık yoldan devam ederiz. Selamun aleyküm yobazlar. Az evvel şeye geldik, Bodrum'a. Kalacağımız yere. Girdik. Burada çocuklar falan oynuyor, sesleri geliyordur. Bir tanesi koşarak geldi. Selamun aleyküm yobazlar diye. Diğer çocuklar. Dedim ben de üstüme alındım. Sakaldan falan bana mı yürüyor diye. Ah, burası bayağı sıcakmış. Biraz vakit olarak hafif yanılmış olabiliriz ama halledeceğiz. Şimdi biraz dinleniyoruz. Saat 3.30, 11.30'da çıktık. İşte 3.20 gibi falan geldik. Biraz sürdü. Bir takım yerlerde biraz yavaş gitmek zorunda kaldım. Bayağı virajlar, mirajlar bir şeyler. Şimdi biraz dinlendikten sonra Herodot Kültür Merkezi'ne geçeceğiz. Saat 8'de de başlayacağız. Bu sefer vaktimiz var. Kurulum için falan video alırız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Devam ediyoruz. Haydi görüşürüz bakalım.
Setup'ı tamamladık. Kurulum tamam. Şimdi akort falan. Sonrasında başlayacak. Sahne oldukça güzel bir sahne. Kamera setup'ı da tamam. Bu seride aynen şeye devam ediyoruz. Ses kartı mikrofon kurmadan devam ediyoruz. İşime de gelmedi değil. Hızlı oluyor gayet. İlk defa gelin size kulisi gezdireyim. Burası Herodot Kültür Merkezi. Bodrum'dayız. İlk defa dinlenmek için bir koltuğu olan, temiz bir aynası olan, işte güzel askısı olan bir salondayız. Benim için şaşırtıcı. İlk defa bu kadar temiz yani. Hani güzel. Çok beğendik. Bu zamana kadar bu kadar iyi sahnede çaldık mı bilmiyorum açıkçası. Bu kadar temiz diyelim. Akustik falan da çok iyi. Bakalım, umarım güzel bir konser yaparız. Sonuçta da ayrılırız. Zeynep Hoca da geldi. Diyeceğim bir şey var mı? Yok. Yorgun musun? Dünden yorgunum. Dünden yorgunum. Zeynep Hoca bana sırnaşıyor şu an. Evet, dünden yorgunum. Hadi dinlen biraz madem. Ben de arabayı başka bir yere çekeyim. Tamam. Öpüş kalalım. Öpüş kalalım. Teşekkür ederiz. Thank you.
dayanabilirmiş. Onları da duyurabilirmiş. Bu nadir bir şey o dönem için, bu kadar iyi bir enstrüman. Ve bu enstrümanın ünü de yayılıyor. Bir gün işte bir genç Karpilip Emanuel Bach'ı ziyarete geliyor. Baron Plotus bir arasında. Ve yaşlanmış Bach o zaman da. Bu sevdiğin enstrümanı, işte sen bunun kıymetini bildin, anladın. Bunu da yanında götürüyor giderken ve enstrümanını ona hediye ediyor. Ardından da bu besteyi yapıyor. Elveda Silberman Pilaya. Ancak burada üzücü olan şey ise bu gencin Karpilip Emanuel Bach'tan daha önce vefat etmiş olması. Ve korktuğu şey gerçekten olmuş. Enstrüman kayıtlara karışmış. Uzun yıllar başkalarının da çalmasını istemiş kendisi tabii ki. Bu enstrüman yaşatılamamış maalesef. Ama bu enstrümanın geride bıraktığı şey sizde. Bu harika eser. Benim için çok güçlü duygular veriyor bana bu eser. Çünkü ben de enstrümanım. Gerçekten bir evlat gibi seviyorum. Dolayısıyla bir evlattan ayrılmak, aynı zamanda da onu daha iyi bir yere gönderdiğiniz düşüncesiyle ilgili böyle karmaşık duygular bana hissettiriyor bu. Sizlere de hissettireceğiz, göreceğiz. Elveda, evet, Silberman Diler. Roy Roy. Evet, Bodrum konserini de bitirdik. Gayet güzel geçti, yorulduk. Şimdi kaldığımız yere geldik. Videoyu montajlarken fark ettim ki son bir kapanış konuşması yapmamışım. İşte kapanış konuşması. Çok yorgunum, uzatamayacağım. İşte abone olun. Çana basın. Yarın yola çıkıp geri döneceğim. Tabii bir de gece 4 gibi, şu an saat 11.30. 4 gibi Zeynep Hoca'yı havalimanına bırakacağım. Milas'a. Sonra sabahtan da yola çıkıp İstanbul'a dönmeye gayret edeceğim. Belki dönemem. Yolda bir yerde yatar uyurum. Emin değilim. Görüşürüz. Yarın yoldan devam ederim herhalde.